Bu 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde en önemli meselenin çözümü beklenen, ister buna mecliste, ister Cumhurbaşkanlığında, hangisi olursa olsun, ekonomi. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin mikro ve makro ekonomi dengeleri bence çok kötü durumda. Ana tartışılması, konuşulması gereken mesele bu. Bir diğeri elbette muhalefete puan kazandırdığı gözüküyor. Gerçekleşen 6 Şubat depremlerinden sonra ortaya çıkan çok ciddi sıkıntılar beraberinde zaten iktidara fayda getirmedi. İktidarda olan Sayın Cumhurbaşkanı'na. Benim gördüğüm en önemli mesele, bugün HDP ile görüşür, yarın başka siyasi partiyle görüşür. Zaten Millet İttifakı'nın özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerinden kaldırması gereken iktidarın toplumda, seçmende oluşturmaya çalıştığı, adını söylemeyeceğim, bir silahlı terör örgütüyle irtibatlı olduğunu düşüncesi, bunun yayılması ki sinir uçlarına dokunacak hususlardır. Her ne kadar bu tür bir propaganda yönteminin izlenmeyeceği, bu özellikle depremlerden dolayı daha sakin, ruberub dedikleri yüz yüze temasların gerçekleştireceğine dair iktidardan, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan açıklamalar gelse de meseleyi ısrarla, bakın tekrar söylüyorum ki birkaç cümleyle ne olduğunu da ifade edeceğim, ekonomide yaşanan sorunları, yani sizin bir yıldan süresi, ödeme süresi az kalmış dış borç maliyetiniz an itibariyle 196 milyar dolar. Neyle ödeyeceksin? Şarkı söyleyerek mi? Ben söyleyeyim. Onunla bitiyor mu? Bitmiyor. Onun dışında öyle rakamlarla karşı karşıya ki ülke, ki bence asıl çözüme kavuşturulması gereken hususlar, en son 2,5 milyar dolarlık bir ihale açtık. Eurobond ihalesi. Sevindi birileri. 7,5 milyar dolarlık teklif geldi diye. Yıllık %9,5 her 6 ayda ödemeli biz. Yıllık 240 milyon dolar, yani 530 bin asgari ücretlinin bir ayda aldığı maaşı toplayıp ana para hariç bu tefecilere gömeceğiz. Bunlara vereceğiz. Şimdi asıl meseleler, asıl konuşulması gerekenler makroda ülkenin yaşadığı, yaşayacağı sorunlar, ülkenin seçim sonrası ateş. Ben size söyleyeyim. Hiç bu işin lami cimi yok. Her şeyi söylersiniz, konuşursunuz, işte deniyor ki içi doldurulamayan Kürt meselesi. Bu şu Kürt sorununun da bir tanımını yapsalar da biz de bir bilsek. Hani sorun neyse oturup hakikaten çözüm yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi çözsek. Ya bu ülkede 85 milyonsa, 86 milyonsa herkesin derdi var, herkesin sorunu var. Bunun doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi yok. Yani 11 vilayeti etkileyen depremler olmuş, insanların ne yapacağı belli değil. Şeye hiç girmiyorum, o şu anda sizin sorunuz değil. Seçim güvenliği, sandık güvenliği, 45 ülkede açılacak sandıkların ne şekilde efendim işte oy kullanılacağı, nasıl güvenliğinin sağlanacağı, gümrükler bunlar ve sandıklar açıldıktan sonra Cumhurbaşkanı'nın ayrı, milletvekili seçiminin ayrı yapılacak sayım, döküm, bunlar hakikaten önemli meseleler. Ama şu anda benim gördüğüm kadarıyla iktidarın kaçmak istediği konuşmaktan, meseleyi teröre, işte şuncula, buncula, bazı sinir uçlarını bozabilecek, özellikle bu tartışmaların çıkma ihtimali, seçim satın mailine girildi, 53 günlük süreçte göreceğiz. İktidarda olan belki Sayın Cumhurbaşkanı yapmayacak ama sahada, sokakta bu tartışmalar ortaya çıkacak. Ana, Türkiye Cumhuriyeti'nin ana beka sorunu ekonomidir. Ekonomi iyi olmazsa hiçbir şey iyi olmaz. Millet birbirini sevmez. Hani konu aslında vatansa... Aslında depremden önce ekonomiyi, enflasyonu, yükselen enflasyonu şöyle konuşuyorduk size, hep birlikte. Şöyle söyleyeyim Serap Hanım size. Ya ülkenin yıkıcı sorunu enflasyon. Kardeşim para basıyorsun ya. Niye para basıyorsun? Maliyetler artıyor. Git de al bakalım. Onlara para yetiştirmek için para basıyorsun. Kredi veriyorsun. Kaç şu anda kredi? Özel bir bankadan git tüketici kredisi al %26. Neyle ödeyeceksin? Şarkı söyleyerek mi? Ne yapacaksın? Olmuş ateş pahası, kırmızı ete 2 ayda gelen zam %100. Bunlar senin herkesin ihtiyacı. Yani bu lüks diye almamazlık yapamazsın. Dolayısıyla benim gördüğüm ki şu anda iki önemli Cumhurbaşkanı yardımcılığı için isimle Sayın Kılıçdaroğlu sahada. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yapacağı bir şey var.
sadece bir şey. Sayın Erdoğan'la kısır döngü politik tartışmalara, kavgaya girmemesi. Girmeyeceğiz. Ve ekonomide kimse öne çıkanların, Cumhurbaşkanı yardımcıları olur, başka ekonomi kurmayları olur. Bunlar sahaya çıkacak, o ruberu denilen sokağa inecek, özellikle gençlere, sanatçılara, herkese bıkmadan, usanmadan anlatacak. Anlatacaksın sen. Yani çözümlerini anlatacaksın. Nedir bu milleti sana gelmesini ve seni seçmesini mümkün kılabilecek, ikna edeceklerin? Ki zaten bu kadar sorunun ardından 20-21 yılın sonunda hala ben bu acı sözü her zaman söylüyorum. Bu kadar sorunlar yumağına rağmen eğer ikna edemiyorsan iki sorun vardır. Bir, sende sorun var. İki, seçmende. Ya seçmende bir kültürel aidiyet oluşmuş, bir bu artık bir şeye dönüşmüş, genetik bir yapıya dönüşmüş bir, bu bunu muhafazakarlık üzerinden alabilirsiniz, başka bir yerden alabilirsiniz, aidiyetten alırsınız, biattan alırsınız ve aman ne olursa olsun düzen bozulmasın diye alırsın, alırsın. Ama bence iki cümleyle bitireceğim. Sayın Kılıçdaroğlu'nun sokağı anlatacağı, seçmenini anlatacağı, halka anlatacağı şu. Bu kadar. Az ve öz. Hakikaten Sayın Erdoğan'la tartışmaya girmeden. Depremzedelere konutları ücretsiz yapılacak diye söz verdi mi? Yetti, bitti. Tamam, bitti. Bu artık yerini buldu. Kısa. Yani üç cümle daha yanına koyarsan milletin kafası almaz onu. Yarım saat anlatmayacaksın bu. Başka bir şey. Yurtları, üniversiteleri açacağım. Nokta. Bitti. Seçildiğimde açacağım. Açılmazsa zamana kadar ben uzaktan öğretime inanmayan bir akademisyenim, onu size söyleyeyim. Bunu uzaktan olmaz. Bir mecburiyetle yapabilirsin. Onun dışında birkaç cümle. Bütün asgari ücret alan çalışanların çocuklarına üniversitede karşılıksız burs vereceğim, bitti. Aile paketini veriyorum, bitti. Bitti, bu kadar. Devamında bütün yap işlet devlet modeli işletmeleri, yani kamu özel işbirliğini hukuk içinde devletleştirerek bu millete getireceğim. Bitti. Çünkü arkadaş, ben bir rakam getirdim size. Yani içim acıyor hakikaten. Bunun altından nasıl kalkacak bu ülke? Çanakkale Köprüsü'nde yıllık garanti edilen araç geçiş sayısı 16.425.000. Tamam? Ha, yazın bunu bir kenara. Geçen yıllık araç sayısı kaç? 2.200.000. Kardeşim, aradaki 14 milyonu kim ödüyor ya? Nereden ödüyorsun? Şarkı mı söylüyorsun? Hazineden ödüyoruz diyor. Devlet, devlet kim? Kimin vergileri? Senden, benden, bizi izleyenlerden toplanan dolaylı veya doğrudan vergiler. Osman Gazi'deki fark kim ödeyecek? Bunları kim ödeyecek? Ya şimdi kardeşim, yap işlet devlet projeleri ve bu tuhaf pazarlık usulüyle verilen ihaleler, o da ayrı bir konu. Sen vizyonun olabilir, vitrinin olabilir. Yapılan yatırıma çoğuna evet diyebilirsin. Ama şunu da bir açıklaman lazım. Niye böyle? Niye bunun efendim işte finansı, maliyeti bu şekilde kabulü mümkün olmayacak seviyede yapılır? Peki. Ben size son iki cümle söylüyorum. Çanakkale Köprüsü'ndeki sapma oranı %85. O sapma gelmez hocam bana. Yanlış hesap. Kütahya Zafer Havalimanı'ndaki sapma oranı %90. Rakamları görseniz çok kötü. Şimdi bu projeler yapılmasın demez kimse. Yap ama şeffaflık yok, denetim yok. Kardeşim, bir sözleşmeleri görelim diyorsun, sözleşme görmüyorsun. Dolayısıyla şunu söyleyecek, bitirdim. Biraz böyle en azından öneri babından bunları ifade etmek istedim. Kur korumaları derhal bitireceksin kardeşim. Diyeceksin, geldiğimde bitti. Senin cebinden alıp rantın cebine koymayacağım kardeşim. Bitti, bitti. Yok. Ekonomi ekibim bu. Kadro hareketiyle geliyorum. Bunlar o güveni sağlayacak. Bu piyasayı rahatlatacak. Bitti. Ve son söz. Faizle kazananlardan vergiyi alacaksın. Söyleyeceksin. Ranttan vergiyi alacaksın. Söyleyeceksin. Başka türlü parayı sen ne yapacaksın? Yani o matbaa dayanmaz ona. Yani karşılıksız para bas. Enflasyon coşar da coşar. Neticede piyasada para çoğaldıkça, çoğaldıkça, arttıkça, 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 her şeye zam geldikçe enflasyon canavarı doymaz ki. Son olarak şu, okula giden her çocuğa bir tablet, bir bilgisayar, bisiklet veriyorum. Bitti ya. O kadar kolay ki ya. Ver ya. Ne olacak ya? Olur mu hocam? Nerelere ne paralar harcamışsın? Oraları harcama da biraz da buraları harcayacaksın. Peki. Ve son, protein alamayan çocuk kalmayacak. Her gün bir yumurta, yarım litre süt,
alerjisi yoksa 6 kaşık yoğurt yedirme sözü vereceksin. O çocukların hepsine. Sağlayacaksın. Bu peki, kadar net, basit anlatımlarla ekonominin gündemi önemli. Tabii.